öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav LGS nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesiyle en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak, öğrenciler ihtiyaç duydukları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır. Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır. Öğrenciler önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde bekletilmeden sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır. Tüm okullarımızda rehber öğretmenlerimiz koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler, velilerine sosyal mesafe korunarak teslim edilecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Günaydın sevgili gençler. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün YouTube kanalına ve sosyal medya hesaplarına hoş geldiniz. Geçen hafta kaldığımız yerden çokgenlerden soru çözmeye devam edip eğer konumuz yetişirse dörtgenlere de bugün geçmeyi düşünüyoruz. Evet, bu soruda kalmıştık. Burada tekgenler için ve çiftgenler için genel bir özellik söylemiştik. Tekgenlerde ne vardı? Tek kalan kenara indirilen dikme kenarı iki eşit parçaya bölüyordu. Bu test kitaplarında klasik bir sorudur. Genelde biraz uğraştırır. Şuradan indik. Tek kalan kenara indirilen dikme iki eşit parçaya bölecek. Şurasına 2K dersem şu uzunlukta 2K'ymış. Burası 2K olduğuna göre eşit olarak böldüğü için KK diyeceğiz. Sonra şurada bir dikdörtgen oluşturursam. Şurası değil, alt taraf dik olacak. Şuradaki dikdörtgenden burası K ise şurası da K'dır. Daha net görelim diye şuraya taşıdım üçgeni. Şu üçgeni taşıyacağım arkadaşlar. Karşımıza geometride çok çıkan üçgenlerden biridir bu. Diyeceğiz ki 90'ın karşısında 2K varsa hangi açının karşısında K vardı? 30'un. Bize de zaten sorulan DFB açısı, DFB açısı 30 dereceymiş arkadaşlar. Dediğim gibi tekgenlerde tepeden tek kalan kenara indirilen dikme kenarı iki eşit parçaya böleri kullandık arkadaşlar. Devam edelim. ÖSYM'nin bu sene yaptığı açıklamaya göre çokgenler ve dörtgendeki alan kaldırıldı. Sadece özel dörtgenlerdeki alan var. Fakat bu hani eşlik benzerlikten geldiği için biz sadece bir yoklayalım hesabıyla ya da buna bir bakalım diyerek bir tane koydum arkadaşlar. Tepeden tek kalan kenara indirilen dikme iki eşit parçaya böler. Aynı şekilde şu da iki eşit parçaya bölmüş olacak. Şu da iki eşit parçaya bölmüş olacak. Daha sonra şuradan indim. Bu da iki eşit parçaya bölecek. İnmediğimiz neresi kaldı? B. Şuradan da indim. Bu da aynı şekilde iki eşit parçaya bölecek. Şimdi bakarsak.
beraber sayalım. Şunu S dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi taralı alan 2 S ne vermiş? 7 birim vermiş. 10 S ne olur? Bu bunun 5 katı, bu da bunun 5 katı olacağına göre 35 olur. Bence eşlik benzerlikten geldiği için çıkma ihtimali var arkadaşlar. Devam edelim. Yeni nesil bir soru. Katlama sorusu. Bir beşgen. Çevresi 21 gün olan ABCD düzgün beşgeni şekildeki gibi bir kağıt CF ve CT üzerinde katlandığında D ve B noktaları sırasıyla G ve K noktalarına geliyor. DCF eşittir TCB, o da eşittir 12 derece olduğuna göre diyor. GKC üçgeninin alanı nedir diyor. Şimdi ben bunu içe katlıyorsam, şunu şuraya doğru katlayalım şu. Aynı şekilde şunu da şuraya doğru katlayalım şu. Sonra şu doğrusal olacakmış. Şimdi burası 12 ise içe katladığım için burası da 12 derece. Aynı şekilde burası 12 ise içe katladığım için burası da 12 derece. Yani bir nevi açıortay oluşacak. Beşgenin iç açısı neydi? Demiştik ki beşgeni dış açısı 360 bölü 5'ten bulunabiliyordu. O da 72. Dış açı 72 ise iç açı 108. 24, 24, 48. 108'den çıkarırsak şu aradaki açının 60 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra bir kenar çevresi 20. Beşgen olduğuna göre bir kenar 4. Şu uzunluk 4. Şu da şu kenar buraya katlandığı için, bu da bir kenar olduğu için 4. Aradaki açıyı da kaç bulduk? 60. İsterseniz sinüs alan formülüyle, isterseniz demiştik ki 30, 45, 60 varsa karşısına dik inilirle de bu iş yapılabilir. Daha net görelim diye şurada büyüteyim arkadaşlar. Şurası 4, burası 4, bu açı 60. Karşısına dikindim. Rengi değiştirelim. Şuradan indim. 90'ın karşısı 4 ise, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3. Baktığımız zaman üçgenimizin tabanı 4. Yüksekliğim 2 kök 3. Böyle 2 de bize alanı verir. O da 4 kök 3 olur arkadaşlar. Var mıdır sıkıntı? Herhangi bir sorumuz yok herhalde. Biz devam edelim. Soru oldukça arkadaşlarımız soracaktır zaten. Yine bir katlama sorusu. Şekilde verilen ABCD düzgün beşgeni AF boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında E köşesi E üssü noktası üzerine gelmektedir. O noktası ABC düzgün beşgeninin merkezi olmak üzere O eleman A'ya doğru parçasının üzerindeymiş. Yani ben bunu doğrusal olarak uzattığımda tam burada dik oluyormuş. O bu sarı doğrunun üzerinde bir yerdeymiş. Şimdi şu mantıkla bakarsak. Şurası 108 iç açısı. Katladığım yer burası olduğuna göre burası da 108. Şurası da 108. Beşgenin iç açısı olduğu için. Şuraya ne kalır? 72. Dörtgenin iç açılar toplamı 360'tı. 360 ise şuraya ne kalacak? 108, 72, 180, 90 ise demek ki buranın da 90 olduğunu söyleyebiliriz. Oranın 90 olduğunu söyleyebiliyorsak eğer, şuranın 90 olduğunu söyleyebiliyorsak, içeriye katladığımızda dedik ki şu açı 90 çıktı. Burası da 90 olmayacak mı? Çünkü o doğrusal olarak gelmişti. Ya da geri dönelim şöyle katlanmamış hali olarak şöyle tamamlayayım ben onu. Şurası 90 çıktı. O zaman burası da 90. Şurası 4 ise burası da 4. Şurası ilk baştaki E noktamız. Bize şurası soruluyor. Dikkat ederseniz ikizkenar dik üçgen çıktı karşımıza. Burası 4. Şurası da 4 ise şu uzunluğun ne olması lazım? 4 kök 2. Bu sorudaki ince ayrıntı şu açının 90 olduğunu görebilmek arkadaşlar. Bu sorudaki ince ayrıntı şu açının 90 olduğunu görebilmek. Devam edelim.
düzgün altıgen. İç açıları, ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olan altıgenlere düzgün altıgen diyeceğiz. Düzgün altıgenimizde ne var? (360/6)'dan bir dış açısının 60 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman iç açısı aynı şekilde ne olacaktır? 120 derece olacaktır. Dış açısı 60, iç açısı 120. Burada aşağıda söyleyecektik ama burada direkt söyleyip geçelim. Şöyle çektik. Tekgenlerde tepeden tek kalan kenara indirilen dikme iki eşit parçaya bölüyordu. Burada ise tam ortalayan. Zaten baktığımız zaman bu tarafta üçkenar var. Burada da üçkenar olduğuna göre kırmızı çizgi mavi altıgeni iki eşit parçaya bölmüş. O zaman diyeceğiz ki bu bir açıortaydır. Bu da bir açıortaydır. Altıgenin iç açısı 120 olduğuna göre bunlar 60'ar derecedir. Ben bu bütün doğruları çizdiğimde ne olacaktır? 60, 60 da burası, şurası da 60. Benim 6 tane eşkenar üçgenim var. Benim 6 tane eşkenar üçgenim var. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Bundan 6 tane varsa altıgenin alanını buradan bulabiliriz. Sadeleştirmeyelim bence, ezberleriz o zaman. Mantıklı olan nereden geldiğini bilerek bakmaktır. Burada söylememiz gereken şey bu. Devam edelim arkadaşlar. Bir köşeden çıkan açıortay diyor, söyledik. Tüm köşeler aynı çizdiğimiz zaman 6 tane eşkenar üçgen oluşur diyor. Çokgenlerde açı sorularında dikkat edilmesi gereken şey. Bilhassa bir iki tane düzgün çokgen iç içe ya da yan yana verilmişse kenarları işaretlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yani soruyu hazırlayanın gördüğü şey gizli ikizkenarı yakalamanızı istiyor. Ama ben bu düzgün çokgenle karenin kenarları birbirine eşit deyip işaretlemediğim zaman o saklı ikizkenarı bulamıyorum. İşaretleyelim. Altıgenin bir kenarı çizgi olsun. Baktığımız zaman ne oldu? BC kenarı hem altıgenin bir kenarı hem de karenin bir kenarı. Demek ki karenin kenarlarını da tek çizgiyle gösterebiliriz. Bizim aradığımız saklı ikizkenar işte burada. Şurası altıgenin iç açısı 120. Burası karenin bir açısı 90. 120, 90 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 210, 150 kalacaktır. Daha net görelim diye şuraya taşıdım. Şurası 150. İkizkenar olduğuna göre bu açılar kaç olacaktır? Kalan 30'u 15, 15 paylaşacaklardır. Onun için x 15 derecedir arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan ve dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle kenarları işaretleyin. İşaretlemediğimiz zaman biz bu ikizkenarı yakalayamayacağız. Genelde öğrencilerimiz çözemediği zaman gelen sıkıntı bu. Kenarları işaretlemeyi unuttuğu için o gizli ikizkenarı yakalayamıyor. Devam edelim arkadaşlar. Yine kenar işaretleme sorusu. Altıgenin bir kenarı iki çizgi. Bu sefer kırmızı olduğu için rengi değiştirelim. İki çizgi, iki çizgi, iki çizgi. Baktık AB kenarı hem karenin bir kenarı hem de altıgenin bir kenarı. O zaman bu da iki çizgi. Şurası 90. Altıgenin bir iç açısı 120. Ne kaldı buraya? 30. İkizkenarsa 180'den 30'u çıkardık. 150. O zaman buralar 75, 75. Şu 90. Doğrusal açı olduğuna göre 90, 75 ise buraya ne kalacak arkadaşlar? 180'e tamamlamak için 15 derece kalacak. Dediğim gibi bu sorularda ince ayrıntı kenarları işaretlemek arkadaşlar. Devam edelim. AK ve BC doğru parçaları P noktasında kesişiyormuş. Evet. Şekildeki ABC düzgün altıgen, AKLM düzgün beşgendir diyor. D noktası L ve M noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre. Bence sorunun ince ayrıntısı bu. Şimdi ben beşgenden, kırmızı olan beşgenden, tepeden tek kalan kenara dikme indireceğim. Tamam, amenna. İki eşit parçaya bölecek. Beşgen için yukarıda açıortay olacak.
Fakat ben bu doğrusal uzananın D'den geçeceğini neye göre karar vereceğim? D'den geçeceğini bana söyleyen şey bu arkadaşlar. Eğer bunu vermemiş olsaydı ben A'dan çizdiğim LM'yi iki eşit parçaya bölen doğrunun D'den geçtiğini söyleyemezdim. Eşit uzaklıkta olduğuna göre bu buna eşit diyor, bu da buna eşit diyor. O zaman bu tam paralel, tam düz oturmuş diyelim. O zaman ben bunu doğrusal olarak devam ettiğimde tam D'den geçecektir. Dediğim gibi bunu sağlayan şey şu uzunlukların birbirine eşit olması. O zaman ben onun tam oradan geçtiğini söyleyebiliyorsam, orada biraz işlem yapacağım. Onun için şunu bir şimdi şurası 60 derece. Şurası dik. Şu 30. Ters açıdan burası da 30. Beşgenin iç açısı 108. 108, 148, 150 olsun. 30 şurası 32. Ters açıdan burası da 32. Şurası 108. Ne yaptı? 140. Şuraya kaldı 40. Ters açıdan burası da 40. Şurası da 108. Neyi sormuştu? APB'yi sordu. Yani şu açıyı sordu. 108, 40 daha 148. Şuraya ne kalır arkadaşlar? 180 olması için 32 kalacaktır. Şuranın 60 olduğunu bulduk. Sonra buradan açı dolandırdık. 60'sı 30 dedik. 30, 108. Burası 32. 138. 42 mi? 32 değil. 42 değil mi? Evet. Şöyle diyelim. Şurası 30. 108. 138. O zaman 42. Ters açıdan 42. Şurası 108. 150. Evet. 30. Ters açıdan şurası da 30. 108. Şurası 42. Evet. Altıgenin iç açıları 120. He, tamam. Pardon arkadaşlar, orası beşgen değil altıgen. Aynen. Tekrar bakalım. Şöyle çektik. 60, 90, 30. Ters açıdan 30. Şurası 108. 138. Şurası 42. Ters açıdan burası da 42. C açımız altıgenin bir açısı 120. Aynen, teşekkür ettim arkadaşlar. Ne oldu? 162, 18, şurası da 18, şu K açımız beşgenin bir iç açısı, şurası 108, o zaman şuraya ne kalacak? 108 artı 18 artı X eşittir 180, 126 artı X eşittir 180, bu tarafa eksi olarak atarsak X eşittir 130 olsa 50, 54 mi olacak? Şöyle, evet. Teşekkür ettim. C açısı altıgenin bir açısı, K da beşgenin bir iç açısı. Aman ha, ona dikkat. Evet. Devam ediyoruz. Düzgün altıgeninde AC kesişim BF eşittir K. KC6 ise AKX kaçtır diyor. Şimdi düzgün altıgende bir iç açı 120. Şöyle çekersem ben bunu, ikizkenar olduğu için şunların 30-30 olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman şurası da 30. Aynı şekilde şurası da 30. Şurada da iki kenar var, orayı birleştirmiş. Bu da 30. Şu da 30. 120 idi, buraya ne kaldı? 90. 90, 30 ise burası da 60. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun yarısı olan ne olacak? Neyle yazdık? Sarıyı yazalım. 3 olacak. İkizkenarsa o zaman buranın da ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor arkadaşlar. X 3'tür diyeceğiz. Var mıdır arkadaşlar sıkıntı?
Devam edelim. Biraz küçültelim. EF uzunluğunu soruyor. Sorumuz EF uzunluğunu soruyor. Bir altıgende bu bölgenin A ve B köşelerinden 28'er metre uzunluğunda iki ip bağlanıyor. İpler taralı bölgenin etrafında gergin olarak sarılırsa A'daki ipin ucu bir yönünde E noktasına, B'deki ipin ucu iki yönünde F noktasına gelmektedir. EF uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi ipin uzunluğu 28. Altıgenimizin bir kenarı 8 metre. Şurada bir kenar uzunluğu 8 metre. İpin uzunluğu 28. Şurası 8. 8. 8, 24. İpimiz 28'de. Demek ki tam 4 daha gidersek, yani kenarı ortalarsak burada bitecek. A'daki ipin noktası E idi. Burası 4. Burası 4. Aynı mantıkla diğer ipi de saralım. 8, 8, 24. Bir 4 daha gelirse şurayı 4, 4 bölmek şartıyla F noktası da burası olacak. EF uzunluğu soruluyor. Şu dik üçgenden de yapabiliriz, yamuktan da yapabiliriz. Yamuğu daha görmediğimiz için dik üçgenden yapalım. Şu dörtgeni daha net görelim diye şuraya taşıdım. Şimdi şöyle çektiğimde burası neydi? 60. Bunlar 4 4, burası da 4 4 ise bu doğrunun buna paralelliğinden bahsedebiliyoruz. Aynı oranlar paralellik doğurur mantığıyla. O zaman buranın 60 olduğunu söyleyeceğiz. Şurası 60, burası da 60. 4, 4, 8. İndik dik. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. İndik dik. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası da dikdörtgenden direkt 8 olarak yazılabilir. Demek ki EF uzunluğu 12 birim olacakmış. Belli bir süre sonra ne diyeceğiz? Hatta bunu orantılı doğru parçalarında da gördük. Üstü altın toplamının yarısıydı. Oradan da yapılabilir arkadaşlar. 30-60-90 üçgeni inerek uzunlukları bulabiliriz. Devam ediyorum. BL 3A demiş, katsayılar yer değiştiriyordu. Eğer burası BL 3K ise AL K olacakmış. Toplam 8 olduğuna göre ne olması lazım? Burası BL 3AL sanırım tam tersi olarak yazacağız. Şurası 3, şurası şekilde bozukluk olacak o zaman. Şöyle diyelim arkadaşlar, 3'ü buraya alalım. AL orada kalsın. Kat sayılar yer değiştireceği için burası K ise şurası 3K. O zaman şuna K dersem şurası 3K olacak. Toplam 4K neye eşit? 8'e. O zaman K 2. Burası da 6. Şuradan dik inersek. Şimdi önce şunu söyleyelim. Burası 8. Burası da 8. Şurası da 120. 120, 30, 30'da ne var? Kök 3 katı var. Hatırlatmış olalım, onu kenara yazalım. 120, 30, 30'da K, K ise K kök 3 var. O zaman bu çizdiğim 8 kök 3. Aynı mantıkla şuradan da çizersem bu uzunluğun 8 kök 3 söyleyebilirim. Şurası 2 birimdi. Şurası da 2 birim. Burası da 4 birim o zaman. Üçgeni daha net görelim diye buraya taşıdım. Şurası 8 kök 3. Şurası 4. Sorulan yer burası. Kısa yöntem Pisagor. Buraya dikkat. Ortak katı direkt yazıyoruz. Kalanların kareleri toplamı kök içinde arkadaşlar. 4'ün 1 katı. 4'ün 2 kök 3 katı. İkisinde de ortak olan 4. Yazdım direkt. Kalanların kareleri toplamı kök içinde. 2 kök 3'ün karesi 12. 1'in karesi 13. Uzunluk 4 kök 13'müş. Yani bu yöntem işinize yarar, hamallıktan kurtulursunuz arkadaşlar. Ortak katı direkt yazıyoruz. Kalanların kareleri toplamı kök içinde diyoruz.
Bir iki tane daha çözelim. Oturtmuş olalım. Mesela 14'e 35. Ortak kat 7, 7 çarpı 2, 7 çarpı 5. İkisinde de ortak olanı direkt aldık. Kalanların kareleri toplamı kök içinde. 25, 4 daha 29, 7 kök 29'muş. Yani 35'in karesi neydi, 14'ün karesi neydi diye düşünmüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu yöntem genelde hani biraz sıkıntı çekilir, kosinüs teoremiyle çözün deyip yapıştırılıp geçilir. Ama dediğim gibi dışa dik inmeyi, içe dik inmeyi fonksiyonel olarak kullanabiliyorsanız benzerlikte de şeyde de sıkıntı çekmeyiz arkadaşlar. Açımız 120 derece. Dedik ki bu not çok önemli bir not. Karşınıza üniversite sınavında kesinlikle bununla ilgili 2-3 tane soru gelecektir. 30, 45, 60. Ne dedik? Karşısına. 120, 135, 150'lerde dışa dik inilir. Tamam, dışa dik indik ama burada nereye dik indiğim de önemli. Neden? Burası 3, şurası 4. Tabii ki de çift olana dik ineceğiz. Çünkü şimdi inince göreceğiz neden olduğunu. 120 ise burası 60, şurası 30. 90'ın karşısında 4 ise 30'un karşısında 2'yi kesirsiz bir şekilde bulabilmek için. Eğer ben 3'ün oraya inmiş olsaydım ne olacaktı? 3 bölü 2 ile uğraşacaktım. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Şu üçgende artık Pisagor yapacağız. Ortak kat yok. X kare eşittir 25 artı 12'den. X eşittir kök 30, 7'dir arkadaşlar. Var mıdır sıkıntı? Devam edelim. Bir altıgen, iki tane yarım çember. KL uzunluğunu 8 olarak vermiş. K ve L noktaları AF ve CD çaplı yarım çemberler üzerindedir. Buna göre ABCDF düzgün altıgenin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi şöyle çektiğimizde buranın 120-30-30 olduğunu söyleyebiliyorduk. O zaman burası 90. Aynı mantıkla burası da 90. Şimdi çapı gören çevre açı neydi? Burası çapsa. Şu yayın uzunluğu tam ortadan ikiye böldüğünde açısı 180. Şuraya ne kalır? 90. Çapı gören çevre açı 90'dı. O zaman ben şuradan çektiğimde şu bu yarım dairenin çapı olduğuna göre burası 90'dır. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Şurası x. Aynı mantıkla şuradan da inseydim buranın da x olduğunu söyleyebiliriz. KL'yi 8 vermiş. Şurada şu açı kaç dereceydi arkadaşlar? Dikkat ederseniz altıgeni 2 eşit parçaya bölüyor. 60. Bu 60'ı da bulduktan sonra şuraya bir bakalım. Daha net görelim diye şuraya taşıyalım. Şurası dik, şu x. Şurası 8, şurada bir de x var. Şimdi şurası 60, şurası 30. 30'un karşısı x, 60'ın karşısı x kök 3. Dikten dik inerse ne yapacağız? Öklit. H kare P çarpı K. X kök 3'ün karesi x çarpı x artı 8. 3x kare eşittir x kare artı 8x. Bunu bu tarafa attık. 2x kare eşittir 8x. 2x, x'lerin biri giderse 8, x eşittir 4'tür arkadaşlar. Düzgün altıgenin çevresi. Şurası 4. Şu açı 30. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. O zaman
8 çarpı 6'dan düzgün altıgenin çevresi ne çıkacak? 48 çıkacak arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan yer? Bir 15 dakika aramız var. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.